Minecraft sandığı çıkar mı? Sevgili Blaton severler, hepiniz hoş geldiniz. Şu an yeni bir içerikle, çok küçük bir içerikle ama bana gelen sorulardan kaynaklı yaptığım bir içerik arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz üzere bir görev sistemimiz vardı arkadaşlar. Part 1'den başlıyor ve bu şekilde Part 9'a kadar geliyordu. Diğerlerini neden göremiyorum bilmiyorum ama bunlar güzel kostümler veriyordu arkadaşlar. Daha şu suratımda gördüğünüz kedi şeyi gibi. Bunun dışında birkaç tane tatumat veriyordu. Gerçekten güzel. Neon tatular buradan geliyor bu şekilde. Özellikle bu mesela Prowler'larda, Sabator'larda çok güzel duruyor falan filan. Neyse ben bozdum biraz karakteri ama şöyle kalsın. Bunun 9. göreviyle ilgili Old Man Chest Prague arkadaşlar. Bunu bul diyor. Prague'da Old Man Chest'i bul diyor. Yaşlı adamın sandığı. Adam sandıklarımız Minecraft sandığı çıkar mı? Çok mu kötüydü? Tamam, özür dilerim. Evet, trick or treat. Şeker ya da şaka arkadaşlar. Treat. Evet, şeker ya da şaka demişler. There might be some truth on the poem after all. Bir yerlerde bir gerçeklik olmalı bu şeylerden sonra diyor. Ya yeşil adamın sandığını bul. Bırak da lanetlenmiş liftin altındaki sandığı bul ve ödülü kap diyor. O zaman arkadaşlar hadi geçelim bu sandık neredeymiş bir bakalım. Arkadaşlar bunun için ne mi yapıyoruz? Bakın lift diyor. Lift yanlış çevirmiyorsam benim anladığım kadarıyla. Lift dediği vinçlerden bahsediyor. Lanetlenmiş vinç dediği arkadaşlar bizim mezarlık. Mezarlığa gideceğiz. Yani şu an görmüş olduğunuz lokasyonu seçeceğiz. Buraya ineceğiz ve buradan görev itemimizi alıp LMFAO ceketini alıp çıkacağız arkadaşlar. Görevimiz bu. Bu kadar basit yani. Çok da zor bir şey değildi ama sadece lokasyonu belli değildi. Tabii ki şeyde de Bloody Roots görevlerinde de ben yaparken arkadaşlar size lokasyonların çevirilerden dolayı anlamayacağınız lokasyonları size söylemiştim. Yani bir şeylerden bahsediyor ama İngilizce bahsettiği için bazen sıkıntı çıkarabiliyordular. Anlaşılamayabiliyor bazı kelimeler ya da lokasyonlar. O yüzden ben de bunları da çekmek istedim. Hem küçük küçük de olsa içerik olur, hem sizinle konuşmuş olurum falan filan arkadaşlar. Gibi 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 gibi. Ulan ben bu gibi 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 çok sevdim abi. Ben bunu kullanayım. Gibi gibi gibi. Neyse. O konu çıkardık. Bu da benim karakterim. Tatlımı tatlı arkadaşlar ama bir de detay biraz daha tatlı olabilir. Neyse. Miyav. Lokasyonumuza indik arkadaşlar. Mezarlıktayız. Hemen haritamızı açıyoruz ve bum. Görev burada. Nerede? Görev burada. Eski adamın sandığı burada arkadaşlar. Adam sandığımız Minecraft sandığı çıkmadı. Sandığımız burada arkadaşlar. Sandığımızı aldık ve part 9 tamamlandı. Ne mi yapıyoruz? Direkt ESC veriyoruz ve çıkıyoruz. Ardından arkadaşlar Keeper of Elysium bizim kapıcı bizi çağırıyor. Diyor ki tahta kutuyu bulmuşsun. Evet, gerisini anlamadık. Biraz ağır bir İngilizce konuşmuş. Aa, devamı varmış. Kaçırdık orayı ya. Neyse. Son görevimiz arkadaşlar. Bildiğimiz tek şey bu. Buradan geliyoruz. Halloween Park'a giriyoruz ve daha ilerisini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Neyse. Buradan quest'e giriyoruz. Halloween'i seçiyoruz. Daha ilerisine gitmeye çalışıyorum. Gidemiyorum. O zaman customization'a giriyorum arkadaşlar ve boom, ceketimiz hazır. LMFAO ceketi bu. LMFAO. Dur lan, buna MFO oldum. LMFAO. Onun ceketi arkadaşlar. Onların kullandığı tarzda bir şey. Böyle bir şey kendisi free olduğu için alınabilir. Alın. Güzel, tatlı. Neyse. Ben kendi karakterime döneyim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınız. Umarım yardımcı olmuştur size. Görüşmek üzere. Çok basic bir videoydu ama olsun. Soranlar oldu. Bilmeyenler olabilir. Aratanlar olabilir. Onlar için yaptım. Tabii ki içeriklere devam ediyorum ama şu an için güncel bir şeyler yok. Hala daha takipteyim. Merak etmeyin. Güzel şeyler gelecek. Bekleyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Twitch kanalıma gelmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.